yüzde mesela aynı anda başka ameliyatları da bir arada yapabiliyor musunuz? Yani teknik olarak buna izin veriyor mu? Atıyorum dudakla ilgili, gözle ilgili, işte ne bileyim yanakla ilgili. Evet, burunla ilgili kombine işlemleri genellikle yapıyoruz. Çünkü bahsettiğim gibi yüz bir kompozisyon, bir resim olarak düşünün. Burundaki problemlerle birlikte bazen çeneyle ilgili problemler de oluyor. Mesela çenenin geride olması burnu büyük gösteriyor. Ya da çenenin çok önde olması burnu daha küçük gösteriyor. Mesela çenesi de küçük olan ve burnu büyük olan hastalarda bazen çene ilerletme, çene büyütme ya da çeneye dolgu işlemleriyle birlikte burun estetiği yapıyoruz ki kompozisyon daha güzel gözüksün. Burunun sonucu, ameliyatın sonucu daha doğal ve daha güzel dursun. Hocam diye. Çene ilerletme derken? Çene ucuyla ilgili bir takım işlemler var. Mesela bu çenenin ucunun geride olması, küçük çene olması, yani kuş çene, kuş yüz, kuş surat ifadesi olarak da söyleniyor. Yüzde bir problem olarak görülüyor. Bir anatomik olarak bir sıkıntı, hani altın oranlardan bahsettik ya. Evet. Bu alt bir bölüş kısımdaki oransızlık yüzde bir probleme sebep oluyor. Böyle durumlarda çeneye implant yerleştirilerek ya da dolgularla ya da yağ enjeksiyonlarıyla, kendi vücudlarına yağ enjeksiyonlarıyla çenenin daha çıkıntısının arttırılması sağlanabiliyor. Dudak etkileniyor mu hocam burun yapıldığında? Belki sanki hemen üst, altında bulunduğu için. Tabii ki burun dudak mesafesi de estetik oranında oranları etkileyen çok önemli bir bölüm. Üst dudağın ya da alt dudağın büyütülmesi ya da dudak burun mesafesinin değiştirilmesi de estetik anlamda çok önemli. Tabii ki bu takım müdahalelerde yapıyoruz. Mesela elmacık kemiklerinin çıkıntılı olması ya da düz olması, dediğim gibi çenenin çıkıntısı, bazen alın ovalinin bile değiştirilmesi yüzde çok daha güzel sonuçlar almamıza burun estetiğiyle birlikte sebep oluyor. Yani bu bir kompozisyon ve kompozisyonu birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bazen bir puzzle hasta gibi bana başvuruyor burun estetiği için. Sadece çenesine ufak bir dolgu yaparak burun ameliyatı olmasını burun ameliyatında yapmamıza gerek kalmayabiliyor. Hasta çenesi küçük olduğu için burnunu büyük zannediyor. Halbuki çenesinde bir sıkıntı var. Bu da işte bizim bahsettiğim gibi estetik cerrahinin bir kompozisyon şeklinde değerlendirilmesiyle tabii bu da tıp gelişti artık, sonuçlar. Değil mi?